Biber içerisinde bulunan doğal antioksidanca zengin bir madde zaten. Başta C vitamini olmak üzere diğer fenolik bileşikler ve acı biber özellikle içerisindeki kapsaisin maddesi. Bunlar zaten doğal antimikrobiyal özellik gösteriyor. Yalnız bununla alakalı çalışmalar tabii ki henüz yeterince yapılmış değil. Ama büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yöre yöre, bölge bölge insanların bu koronavirüsten daha fazla ya da az etkilendiğini görebiliyoruz. Bu doğal beslenmenin de özellikle biber gibi antioksidan miktarı yüksek bitkilerle de beslenmenin de bağışıklık sistemini güçlendirdiğini de biliyoruz. Bunun da etkisi tabii ki koronavirüste mücadelede olacaktır diye düşünüyoruz. Şöyle, özellikle Gaziantep ilinde Nurdağ, İslahiye ilçelerinde özellikle biber yoğun miktarda üretiliyor. Acı biber kapsaisini içeren acı biber üretiliyor. Bu da bölgenin doğal şartlarından kaynaklanan bir durum. Tabii bu büyük potansiyeli de biberin etken maddelerini doğru bir şekilde kullanarak, belki ilaç sektöründe, belki gıdayı da doğru bir şekilde kullanarak virüs işte ve benzeri diğer etkenlerden arındırılabileceği, onlara karşı konulabileceği, bağışıklık sistemi güçlendirebileceğinden dolayı büyük potansiyel taşıdığını düşünüyoruz. Başta C vitamini zaten bildiğimiz en fazla bulunan vitamin ve önemli bir doğal antioksidan bileşen. Bunu günlük olarak biz insan metabolizması üretmediğinden dolayı tüketmemiz gerekiyor. Bunu biliyoruz. Bunun dışında kapsaisin zaten acılık hissini veren antimikrobiyal bir madde. Bunu da biliyoruz. Antioksidan özelliği olan bir madde. Bununla beraber yine diğer farklı fenolik bileşikler de sinerjik etkiyle aslında o daha fazla mücadele, bağışıklık sistemini güçlendirebiliyor. Çünkü tek başına bir madde bazen yeterli kalmayabiliyor, yeterli olmayabiliyor ama sinerjik etkiyle gıda olarak tüketildiğinde veya uygun işte ilaç olarak tüketildiğinde daha fazla bağışıklık sistemini güçlendirerek antimikrobiyal etkisini gösterebiliyor. Şöyle aslında ülkemiz doğal. Yani nasıl konuşma falan da yani nasıl? Ağına müşkür. Bu kız burada mı atar yoksa? Bu oyunda mı atar ne tarzı? Alo. Alo, alo. Hava gibi hava. Ne bilmiyor ne oluyor? Tamam ya abi zaten. Ha bu taraf? Ha şura şura. Arabacı bize söyle. Thank you.
Bu İsrail'in özel ipek biberi. Bu da İsrail'de yetişen çok acı biber. Özel evlik vermesi, ipek verdi. Tohum yoktur, tuz yoktur, yağ yoktur. Bu bereketli topraklarına yetişmiş İsrail'in kırmızı pul. Evet. Hadi bak. Aslan. Hacı abi. Ne kadar vereyim abi? Bitiyor. Ne kadar bitiyorsun? 20 lira. Bu acı mı? Acı. Tuz fazla var mı içinde? Az tuzlu. Tuzlu olan olsun. Tuzlu olan. Yani bunda da var ama tuzlu olsun. Biberde kapsaisin oranı yüksek olduğundan dolayı biber kansere karşı da hücreleri yok etmekle bilinmektedir. O yüzden koronanın tedavisinde kullanılabilir ama özellikle Urfa biberi. Maraş'ta yapılan merdiven altı üretimi veya Maraş biberinden yapılan biberler değil. Urfa'nın kendine has, kendi yöresinde yetişen biberlerden yapılan ürünler kansere karşı ve kanserojen etkiye karşı daha avantajlı durumda. Urfa isotu. Burada gördüğünüz gibi zaten Urfa isotu içeride sergilenir. Maraş biberi dışarıda sergilenir. Maraş biberinin özellikle lokantalar ve düşük meblağda alan insanlar için geçerlidir. Ama bizim halkımız bunu bilsin ki biber deyince akla ilk gelen Urfa'dır. Urfa isotudur. İnşallah yarın artış başlar yani. Satış olur inşallah yarın. Bekliyor musunuz peki? Bekliyor, yarın bekliyor. Yani zaten cumartesi pazarda kapanır yani. Şey yüzünden. Bu pul biber de biraz şey nasıl şey olsun. Bu hangi uzmanlardan? Urfa isotu uzmanlar korona iyi geldiğini söylüyor. Neler söyleyeceksiniz? Artış. Orada da ilgili aldım aslında. İyi geliyor. Peki etkisi oluyor mu? Nasıl tabii. Etkisi oluyor? Acı güzel. Etkisi tabii olur. Bir de kimyon mu? Annen de 5. 5 kimyon 5 tane. Hala bundan bir tane gelsin hala.
geçecek. Valla doğrudur aslında, çünkü biber çoğu kişi belki bunu bilmiyordur ama biber ısı veren ottur. Isı veren ot olduğu için virüs herhalde sıcaklığa çok dayanmıyor. O yüzden isot faydalı. Bir de yani isotun faydası gerçekten de çok. Tabii ki yani bu virüsten dolayı talep zaten çoktu. Hele bu şeyden sonra daha da biraz arttı ama fazla değil tabii. Bunu yavaş yavaş artırır artık. Zaten faydasını çoğu kişi bunu biliyor. İsodun tadına bakan bir daha bakıyor, bir daha yiyor, bir daha kullanıyor. Bütün yemeklere kullanıyor adam. Yani hiç isodun tadına daha önce bakmamış. Şimdi mesela 1 kilo gönderiyorum. Bir bakıyorsun bir hafta 10 gün sonra diyor ki bana 2-3 kilo gönder. Adam bağımlısı oluyor çünkü lezzetli. Çünkü her yemeğe kullanıyor.